Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, Erdoğan'dan bütün dünyaya Suriye raconu gerçekleşti. Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak adım atmak istiyoruz diyerek bir ifade kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adım atmak istiyoruz. Bunun için önce istihbarat örgütlerimiz, akabinde savunma, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin şeklinde bir konuşma yaptı. Erdoğan, Türkmenistan Devleti'nin dönüşü uçakta bazı değerlendirmelerde bulundu. Gündeme ilişkin sorularda yanıtladı. Acaba ortak bir operasyon yahut ortak bir çalışma mekanizması söz konusu olacak mı sorusuna Erdoğan şu şekilde yanıt verdi. Biz şu an itibariyle Suriye, Türkiye, Rusya üçlüsü olarak adım atmak istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, akabinde savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da bizler liderler olarak bir araya gelelim. Bunu Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Bu şekilde bizler bir dizi görüşme yaparak zinciri başlatmış olacağız. Süratle adım atılması gereken bir diğer konu daha var. O da nedir diye soracak olursanız, terör örgütleri Suriye'de, özellikle Suriye'nin kuzeyinde rahat durmuyorlar. Zaman zaman ülkemizi oradan tehdit, tahrik ediyorlar ve her şeyi yapıyorlar. Bizim de Soçi anlaşmamız olsun, Astana olsun, buralarda verilmiş kararlarımız vardır. Nedir bu karar? Sınırlarımız 30 kilometre güneyinde bizler rahatsız edildiğimiz zaman bizim bu güvenlik koridorumuzdur. Bu güvenlik koridorunda bizler her türlü adımı atarız şeklinde bir ifade kullandı. Bunun yeni bir şey olmadığını, Astana'da gündem olduğunu söyleyen Erdoğan, daha sonra Soçi'de bir görüşme yaptık, konuştuk. Yapılan iş bu kalmıştır. Kaldı ki bizler Suriye'de Rusya ile beraber koordinasyonumuz yeni değildir diyerek büyük bir ifadeyi kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.